Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ın bir çağrısı olmuştu. Herkes birlik beraberlik içinde olmalı. Yoksa bu gücü yenemeyiz diye. Bununla ilgili düşüncelerinizi rica ediyorum. Bir de başkanım, mesela rakip Galatasaray'ın futbolcuları, eski yeni futbolcusu olsun, sağ içi olsun, sağ dışı olsun, Galatasaray için çalıştıklarını görüyoruz. İşte tribünlere gidiyorlar, üçlü çektiriyorlar vesaire vesaire. Ama Fenerbahçe'de tam tersi oluyor. Fenerbahçe'den ayrılan futbolcu Fenerbahçe'ye karşı bilenmiş bir şekilde maçlara çıkıyor. Bunu her yerde görebiliyoruz. Yorum yapacak olan, yorum yapanlar da aynı şekilde. Fenerbahçe bu anlamda nerede yanlış yaptığını düşünüyorsunuz Sayın Başkanım? Teşekkürler. Üç soru sordu değil mi? Evet, aynı noktadayım hala. Yani aynı noktadayım hala. Daha yeni söyledim zaten. Yani diğer bahsettiğim camia gibi iki ay evvel söylediğim ciddi konularda bugün yokmuş gibi davranacak kişiler değiliz. Hala aynı noktadayım. Bunun sportif, siyasi vesaire pek çok sebepleri var. Zamanı gelince de o da açıklanır. Sayın Aziz Yıldırım'ın çağrısından bahsettim. Birlik ve beraberlik çağrısı. Herhalde 6 sene sonra aklına geldi. Çok güzel bir cevap verdi. Hakkı da. Ancak keşke camiasına son 6 senede daha sık sahip çıksaydı. Birlik ve beraberlik söylemi şimdi aklına gelmeseydi. Onunla ilgili de, bu toplantının konusu değil çünkü, onunla ilgili de ilerleyen günlerde bir açıklamalarım olacak. Galatasaray futbolcu Galatasaray'ın çalışıyor. Fenerbahçe'de aynen futbolcu bilenmiş gibi çıkıyor Fenerbahçe'ye. Ben tam bilenmiş gibi demem. Şeyi kastediyorsanız Başakşehir'deki futbolcuyu. Ama genel Tolga Ciğerci'yi vesaire diğerlerine bakın. Bizde oynayan. Futbolunu oynuyorlar. Ve korakor oynuyorlar. Doğruyu da yapıyorlar. Biz burada bir şey yanlış yapmadık. Biz doğru yaptık. Bizim futbolcularımız verdiğimiz kültür sportif anlamda doğru bir kültür. Onların yaptığı yanlış. Yani ben bizde oynamış bir futbolcunun sonra başka takımda oynarken bizde yatmasını hiç istemem. Öyle galibiyetler, zaferler de istemem. Spora dair çalışmalarımızın en önemli paydaşları Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray gibi kulüplerimiz olacak. Bu anlamda hem olimpik branşlardaki İstanbul'un güçlenmesi, hem sporun İstanbul için güçlü bir seviyeye erişmesi noktasında da toplumsal bir spor anlayışının ilmelenmesi anlamında da kulüplerimizin daha etkin rol alması hususunda önümüzdeki stratejik plan vizyonu çerçevesinde kulüplerimize çok ihtiyacımız var. Bu anlamda ben üç büyük kulübümüzün yaklaşımından dolayı da teşekkür ediyorum. Ayrıca altını çizmem gerekir ki bahsettiğim olimpik hedefler doğrultusunda Hasan Arat kıymetli Beşiktaş Kulüp Başkanımız da deneyimleriyle çok özel bir isim. Hem olimpik süreçlerde almış olduğu geçmişte görevler, hem bu yöndeki deneyimleri ki spora dair tanışmamızla birlikte yıllardır sporla ilgili muhabbetlerimiz, sohbetlerimiz çerçevesinde şahsen de kendisinden bu süreçte görevimiz nasip olması halinde yararlanacağımıza eminim.